Zaten hutbe belirlenmesine ne düşünüyorsunuz? Geçenlerde çok kıymetli yani. Hoca Efendi, İhsan Şenercok Hoca Efendi, aslında isim vermekten çok ne yapmam, haz almam ama çok güzel bir ifade kullanmış yani. Yani gerçekten, bunu biz biliyorsunuz FM TV ekranlarından seneler önce bu konuyu biz işledik yani. Yani bizim normalde Türkiye'mizin Edirne'de bir ili, Hakkari'de bir ili, Ardahan'da, Rize'de bir ili. Şimdi buradaki kardeşimiz de, buradaki kardeşimizin değerli ne olmaz? Bir olmayabilir. Bunun sorunları başka olabilir, bunun sorunları başka olabilir. Anlayışları da ne olabilir? O yüzden gerçekten en güzeli bana göre mahalle imamının. Çünkü o mahallede o imam halka ne lazım? Ne ihtiyaç? Şimdi trafik haftası diye trafikten bahsedersin. Köydeki adamın trafikte ne işi var? Bunu çoğaltabiliriz yani. Ama orada mesela icabında insanların kan davası vardır. O imam ona göre hazırlık yapar. Veya sınır davası vardır. Ona göre hazırlık yapar. Veya kendi aralarında kavgalar, gürültüler, şey, bazı aileler arasında kavgalar, gürültüler vardır. Ona göre konuşur. Veya buna benzer köy, o ilçenin ahalisi, halini insan anlar. Bu imamlara, siz niye imamlık veriyorsunuz bu imamlara? Eğer güveniyorsanız imamlık vermeniz lazım. Güvenmiyorsanız zaten imamlık verilmez. Bunu sana insanların önüne geçiriyorsunuz. Güveniyoruz bunlara. O zaman güveniyorsan bırak da bu imamlar ne yapsın? Vazifelerini orada yapsınlar yani. Ha, gerçekten başarılı olamazlar. Gerçekten bu işi ne yapamazlar? Yapamazlarsa ona göre yetiştir kardeşim. Yetiştir. Yetiştir yani. O yüzden yani benim kanaatim bu şekilde yani kesinlikle o Hoca Efendi'nin söylediği şeye %100 katılıyorum. Biz bunu daha önce FM TV ekranlarında ne yaptık? Ciddi bir şekilde işledik yani. Allah'ım inşallah. Tamam,